O kozmos vionni İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük insanlık kriziyle karşı karşıyayız. Silahlı çatışmalar, geniş çaplı doğal felaketler, insan kaçakçılığı ve mülteci dalgaları. Tüm bu nedenler Birleşmiş Milletleri ilk defa bir küresel insani yardım zirvesi çağrısı yapmaya itti. Fakat sorunlar çok büyük. Tüm bu konuları görüşmek üzere Avrupa Birliği komiserlerinden Christos Stylianides ile birlikteyiz. Sayın komiser, hoş geldiniz. Teşekkürler. Zirvedeki aşılamayan sorunlar nelerdir? Birçok cephede mücadele var. Bu zirveye giden sürecin kendisi çok önemli. Çünkü tüm aktörler katılıyor. Devletler, insani yardım kuruluşları ve insani yardım konusunda çalışan tüm taraflar. Çok iyi bir hazırlık sürecinden geçildi. Bu yüzden çok güçlü bir mesajı da barındıran kararlara ulaşmak zorundayız. Bu şekilde insani yardım kurumları bu kararları kullanma fırsatı yakalar ve İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en fazla insani yardıma ihtiyaç duyulan bu maalesef çok kötü duruma karşı mücadele için çalışmalarına başlarlar. Yani bu zirvenin sembolik olduğunu mu söylüyorsunuz? Öte yandan iyi bir haberle başlamış olsak da dünya genelinde yardım faaliyetlerinde bulunan sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi bir kuruluş zirveye katılmayacağını açıkladı. Bu konuda umutsuz olduğunu da ekleyen örgüt zirveyi iyi niyetle dolu dev bir listeye benzetti. Daha fazla beklentiye sahip olmamız gerektiği kesin. Ve size şunu söyleyebilirim ki Avrupa Birliği ve bir komiser olarak siyasi açıklamaların gerçekleşmesini ve bağlayıcı olmasını isteriz. Ama çok önemli konular üzerinde siyasi taahhütler almak için hala fırsatımız olduğu kanısındayım. Örneğin şuna derinden inanıyorum ki uluslararası insani yasalar konusunda hala taahhütler alma fırsatımız var. Özellikle de insani yardım çalışanlarının korunması konusunda. Bu da sınır tanımayan doktorlar örgütüyle doğrudan bağlantılı. Onların hedef gösterildiklerini ve hastanelerin, hemşirelerin, doktorların ve diğer görevlilerin vurulduğunu biliyoruz. İkinci olaraksa insani mali yardım kaynakları konusunda bu büyük bir sorun. Sizce milyonlarca göçmene kapılarını açmalarından dolayı övdüğünüz Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere milyarlarca euro verilmesi bir insani yardım planı mıdır? Yaptığınız özellikle Türkiye'ye para vererek onları sizden uzakta tutmaya çalışmak değil mi? Mali yardımlar ve Türkiye ile işbirliği çok önemli. Bu göçmen krizinin yönetiminde Türkiye en önemli aktördür. Ama buradaki şey bir değiş tokuş meselesi değil. Buradaki asıl önemli nokta bu krizi yönetmek için yardıma ihtiyaç duyan bir ülkeye yardım edilmesi gerekliliği. Lübnan ve Ürdün için de bu geçerli. Bu iki ülkeye birçok ziyarette bulundum. Bence sadece Avrupa olarak değil, uluslararası toplum olarak onlara borçluyuz. Bu yüzden de durumun bölgesel ve sadece Avrupa'nın sorunu olmadığının altını çizmeliyim. Bu küresel bir sorun olduğu için de küresel bir yanıt vermemiz gerekli. Kısa süre önce Human Rights Watch örgütü Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyelilere Türk askerlerinin ateş açtığını açıkladı. Tüm bu ihbarlar göz önünde tutuluyor tabii ki. Bu eleştirilere hedef olan tüm ülkelerle görüşüyoruz. Ama şunu netleştirmek lazım. İnsani yardım hükümete değil, insani yardım örgütlerine veriliyor. Bir yanlış anlaşılma olmaması için söyleyeyim, burada kastettiğim kurumlar, bu miktarı elde etmek için özel şartları yerine getiren Birleşmiş Milletler Örgütleri, uluslararası örgütler ve önemli sivil toplum kuruluşları. Gelin şimdi de kamuoyunun Suriye kadar haberdar olmadığı başka bir krizden, Yemen'den bahsedelim. İnsani yardım Birleşmiş Milletler Özel Elçisi 14 milyon kişinin gıda kaynaklarına ulaşamadığını açıkladı. Ayrıca elçi bu kişilerden 7 milyonunun güvenlik sorunu yaşadığını da belirtti. Oraya gidebildiniz mi? Çok haklısınız.
Yemen dünyanın en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Bu maalesef uluslararası medyanın dikkatinden kaçıyor. Çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Taraftarları görüşmeye zorladık. Onlarla müzakere ettik. Büyük bir insani yardım sağladık. Ama maalesef bu yardımı alacak bir örgüt çıkmadı. Durum o kadar acı ki örgütlerin orada çalışması mümkün değil. Ama son zamanlarda sağlanan ateşkesle birlikte bir umut belirdi. Umarız ki bu devam eder. Oraya ulaşım daha kolay hale gelir ve oraya yardım götürebiliriz. Ayrıca ateşkesin sürmesini de temenni ediyorum. Bu sayede insani krizde çözüm arayabiliriz. Buradan tüm uluslararası medyaya çağrıda bulunuyorum. Yemen krizinin unutulmasına izin vermeyin. Son soruya geldik. Krizdeki birçok yerde bulundunuz. Duygusal anlamda sizi sarsan ya da bir bölgeye daha fazla yardım götürmenizi sağlayan bir olay yaşadınız mı? Haklısınız. Çünkü birçok kişi benim eğitim ve acil yardım konularında saplantılı olduğumu söyler. Bu gerçekten de böyleydi. Ürdün'deki El Zetari sığınma kampında çok zor şartlarda yaşayan Suriyeli bir aileyle tanıştım. Yaşları 1 ile 13 arasındaki 6 çocuk sahibi bir anne yaşam savaşı veriyordu. Oradan ayrılmadan önce bu anne çevirmenle yanıma geldi. Bana şöyle dedi. Her şey için teşekkürler. Sizin sayenizde yiyeceğimiz ve kalacak yerimiz var. Fakat çocuklarımın haysiyetlerini kaybetmemelerini de istiyorum. Bir geleceğe sahip olabilmeleri içinse eğitim görmek zorundalar. Bence söylediklerinde sonuna kadar haklı. Özellikle son zamanlarda tüm bu yardımların eğitim temelsiz olması düşünülemez. Eğitim, dünyadaki tüm çocukları aşırı bakış açılarına karşı bir savunmadır. Bu kadar büyük bir çocuk kitlesinin okula gidemediğini görmek çok üzücü. Bu sebeple bir yandan insani yardımların miktarı konusunda ısrarlı olurken, diğer yandan da eğitime odaklanmayı unutmamalıyız. Sanırım bu son derece iyi bir kapanış mesajı oldu. Teşekkürler Sayın Komiser. Teşekkürler Sayın Komiser.